Ben Can Şengün. The Producer'da bu bölüm konuğum yazdığı şarkılar ile, şarkıcılığı ile, doğa ve ekstrem sporlara olan ilgisi ile tanıdığım belki de başka hiç kimseye benzemeyen değerli müzisyen arkadaşım Hayko Cepkin. Başlıyoruz. Abi, bam 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 yapayım. Yo, wow! Abi, ben kaydettim. Tabii. Şu anda tabii adresini belirtemeyeceğim. Fakat Ege sahilinde, değil mi? Denize çok yakın. Böyle birazcık da böyle çiftlik falan, o hayvanlar, senin sporlarla iç içe olabileceğin bir yerde. Steril. Bir stüdyo. Ya şu devirde zaten buluşmak o kadar zor ki. Bu şekilde buluşuyoruz. Ya peki ben şunu merak ediyorum abi. Sen mesela ne dinledin? Nelerden çok etkilendin? Çünkü senin müziğinde bir sertlik, bir karanlık unsurla beraber aynı zamanda fevkalade melodik bir yapı da söz konusu. Aslında çok karışık Can. Yani çocukken evde dinlediğimiz işte hem türkü hem çıgan vals, yani birbirinden tamamen zıt bir müzik türleri. Bu türkü formları babaanne tarafından kaynaklı. Vals çıgan tarafı dedem kaynaklı, anne tarafı. O da onlarla büyüyüp ondan sonra okuldaki müzik derslerinden işte flüt çalıp saçma sapan şeyler çıkartmaya başlayınca flütte, çok fazla flüt çalınca bu Kvareli Köy'ün kavalcısı rahatsız etmeye başladı. Çünkü volümlü bir şey değil zaten. Tabii. Devamlı evde böyle fürülü fürülü bir ork alınarak o flütten aslında kurtulma. Yani şeyi, ailen oldu. Aslında birazcık kulakları dinlersin, kafaları dinlersin diye. Flütten fırttılar beni. İşte gibi yürüdü gitti. Okuldaki işte müzik eğitiminde öğrendiğim şeyleri bu sefer klavyeye adapte etmeye çalıştım. Kilise korosuna bu sefer dahil edildim. Orada Gomidas'ın zaten o dört sesli gotik aromalı kilise müziğiyle tanışma şansım oldu. Bu sefer klasik batı müziğine acaba mı diye kulağım gitmeye başladı. Ondan sonra klasik batı müziği eğitimleri üzerine Mimar Sinan Devlet Konservatuarlar vesaire. Şimdi o dönemin içerisinde de rock müzik dinlemeye başladı. İsyan. Tabii. Siz işte beni anlamıyorsunuzculuklar başladı. Birazcık da yaşla tabii alakalı. Tabii tabii, bunlar hep ergen sound hamleler. Yani bu kademeleri herkes bir şekilde arşınlıyor. Biz de o evrim aşamasında o rockçılık hikayesi başladı. İsyan, kararma, siyahları giyme, dar kotlar. İşte paçasını çıkaramayacağı kadar dar kotlar. Çeksene şunlar falan başladı. Saçlar uzamaya başladı, kütlendi, uzadı vesaire. Bu sefer yaş 18'i geçince mekanlara giriş izinleri başlayınca işte bizim mekanlarımız Taksim, Beyoğlu. Zaten orada kiliseye de gittiğim için Beyoğlu'nda büyüdüm sayılır. Orada karavan, pogolar, mogolar, kronik dinlemeler. Bir gün biz de onlar gibi olacağız. Hedefleri kroniğe tabii bağlamalar. Bir de o zaman mesela Kaptan Hook vardı. Kaptan Hook vardı. Tabii Athena'ya gittiğimiz orada Hitze kafesini çizdik. Kemancı da böyle enteresan gruplar çıkıyordu. Üç katında birden çıktığını hatırlıyorum. Biz de onlardan biriydik. Tabii alt kemancı zaten ulaşılabilecek Nirvana kısmısıydı. İşte 97 yılı geldiğinde tüm bu biz de onlardan olacağız dediğimiz şeyler rock kökenli müziklerin, yabancı müzikleri cover yaparak grup kurup işte alt kemancıda çalmaya başladık. Karavanda da çalmaya. Yani gidip seyirci olarak grupları seyrettiğimiz yerde sahne alan çocuklar olmaya başladı. Tabii ama lafını kesiyorum. Bu bizim gençliğimizde başkalarının çalabiliyor olması, idolleştirebildiğimiz birilerinin olması ne kadar mühimdir, değil mi? Çok acayip bir dönemdi. Şimdi o dönemin mesela biz kendi aramızda konuşurken biraz yaşlı muhabbeti gibi oluyor ama şu an piyasada gördüğünüz kaç tane rock grubu ya da alternatif grubu varsa hepsi o dönemde o mekanlarda. Orada büyüdük. Aynen yani. Hep beraber yorulduk büyüdük. Bir nebze. Aynen. Yani. Müzik zevklerimizde, değil mi? Müthiş bir süreç. Aslında dediğim gibi şu anda piyasada gözüken, bilinen, bizim jenerasyonumuzdaki herkesin birbirine değdiği bir dönem orası. Benim karışıklığım şimdi ne oldu? Klasik batı müziği, opera şan eğitimi, klavyeden dolayı elektronik müziğe eğilim, rock müziğin altyapısı, evin türküsü,
valsi, çıganı, bilmem ne, hepsi birbirine çorba oldu. Ve Hayko Cepkin'in tarzı değil mi? Evet. Bu böyle bir nebze hani aşure işte. Diyebileceği evet, evet. Bir şekilde. Yani üzümü de var, işte nohutu da var. Narı da var. Narı da var. Ayvası da var. Hepsi var yani. Ben de mesela bazı ürettiğim bestelerdeki yarattığım müzikal karakterlerde bunlar olsun diye yaptığım evet. Şeyler değil. Kendinden çıktığı zaman kendime de hayret ettiğim evet. Noktalar oldu. Evet. Zaten ilk beste aşamasına girdiğin zaman hep kulağının aşina olduğu notalara dalıyorsun gidiyorsun ya. Evet. Sanıyorsun ki hep o şekilde gidecek. Kendini bulma evren var. Evet. Kendini bulma evrenden sonra diyorsun ki bunlar değilmiş benimkiler. Benimkiler şunlarmış. Çünkü kendimi bunları üretirken ya da üstüne sözünü yazarken, sözünü söylerken ya da melodisini yaratırken benim hikayem buymuş diye kara. O bir kendini tanıma dönemi. Ayrılmak kanunumu aşk kitabında el ele tutuşup gülmeden daha terk etmek kanunumu size. Hayko Cepkin olarak yani solo artist, besteci, aranjör vesaire, şarkıcı. Hı hı. Bizim hayatımıza girdiğin dönem veya şu an. Hı hı. Aslında yaptığın müziğin çok böyle konvansiyonel yani çok kolay yutulur bir müzik olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Kendi ülke sınırlarımız ve beğeniler. Biz de öyle bir şeyiz. Yani beğeniler içerisinde. Aha. Fakat senin hangi sence sebebinden dolayı bu halk seni sarmaladı, kucakladı, milyonlarca hayranın müziğine hasta oldu. Yani sence öğe neydi buradaki? Türkiye'de müzik dinleyicisinin, sinema seyircisinin, hani sanat bazında hangi dal varsa onun takipçisi ve seyircisinin önce sana kişilik olarak bağlanması gerekiyor. Birinci kaide bu. Güven mi? Yani? Evet. Doğal olman gerekiyor. Ki keza ki benim yaptığım hem müzik hem de sahnem doğallık dışı. Ama programlardaki konuşmalar, kişilikle ilgili söylediğin her kelimenin senin hakkında verdiği done, DNA'nı ortaya koyuyorsun. Kişilik olarak onay aldıktan sonra müzikal değerlerin ne olursa olsun, yaptığın iş ne olursa olsun, işte oyunculuğun ne olursa olsun, ben bu çocuğu seviyorum gibi bir kalıp çıkıyor ortaya. Önce kişiliğine kanaat getirmesi gerekiyor seyircinin. Ben o kanaati iyi kullandım. Keza ki yani 20'li yaşlarda daha adrenalini, daha aksiyon, daha hırslı. O biz o seyirciyi de aldık, büyüttük. Şimdi o da o gözle artık seyrediyor. Bence en önemli etken o. Rock müzik seven bir müzik dinleyicisi var. Ama genelde yabancı tabanlı rock müzik dinliyorlar. Sen buna bunun Türkçeleşmiş halini dinletebilme şansı sunuyorsun. Anladığı dilde, eşlik edebileceği dilde de bir şey veriyorsun. Oradan da mutlaka artık donan olmuştur. Pek çok karışık bir müzik türünün birbiri içerisine girmesinden de ziyade üzerindeki makamsal vokallerin de memleket bazında böyle yakaladığı bir nokta oluyor. Evet, bir kulak var, aşinalık evet, var değil mi? Yerlileşiyor iş. Zaten buraya ait bir şey yapıyorsan buraya ait olması gerekiyor. Zaten yabancının yaptığı şeyi aynısını yapacaksan o pazara girmeye çalışıyorsan orada trilyon tane örnek var. Diğer tarafta yabancının baktığı yerde de abi onun hiç kullanamadığı, kendi müziğinde hiç kullanmadığı müzikal denklemleri kullandığın için mistik müzik olarak değerlendiriliyorsun. Tabii. Çünkü hem gotik yapımı var hem batılı ama üstündeki o gotiği buradaki makam kültürü, çargah kültürü üzerine kuruyorsun. Adam diyor ben bunu yapamıyorum. Mesela Anne Key'i bilirsin, Gathering grubunun vokalisti. Evet, onunla beraber biz Türkiye'de bir konser vesilesiyle, beraber konsere çıkma vesilesiyle tanıştık. Sonra da onlar bir beste yapıp bana ulaştırıp dedi ki bu bestenin devamında Mental Jungle diye bir parça yaptık.
devamında sen yaz. Türkçe olarak yap. Makam. Ben elimden geldiğince hani parçaya sözleri yazdım. Makamlarımı yaptım. Daha çoğunu istediler. Ya çünkü onlara çok garip geliyor, mistik geliyor. Her müzisyenin kendi sesini, iç sesini bulması zaman alıyor. Bazen de haddinden uzun bir zaman alabiliyor. Yani ben bunu yapmak istiyorum, şunu yapmak istiyorumlar dışında bir de benim vücudum, benim ses tellerim ya da düşünce şeklim, bastığım, seçtiğim notalar, armoni nereye gidebilir? Bu beni nasıl mutlu edebilir? Ve dolayısıyla bazen de çok samimi olmayan bir müzik tarzı ortaya çıkıyor. Ya piyasa koşulları değerlendirilerek, işte belki bir hayal var, kısa yoldan acaba mı falan filan. Yani hem kendi sesinin bulunması, bence bu şans diye ifade ettim. En başta söyledim ya, keşif. Keşif etmek, bilinmeyen veya çok kolay olmayan şeylere belki birazcık merak ederim. O hep öyle. Hep zoru, hep zoru seçersin. Yap kardeşim şunu git. Tabii. Tertemiz. Yalnız bu daha iyi değil mi? Tek oluyoruz. Evet. Adam tek abi. Sev ya da sevme. Ama herif tek. Örneği tabii, yok. Tabii tabii. Kendi ne denir? Nevi şahsına münasır. Evet. Ben hatta onu sana çok yakıştırıyorum. Evet. O. Aynen. O genelde de şeyde olur. Düzenleme tribüt albümlerde. Kaçıncı track'tesin, neredesin bilmiyoruz. Evet. Ama girmeye başladığı zaman şey, bu. Yani, o hikayesi. O girdi evet. Bizi çocuk diye. İşte bu önemli. Oradan demek ki o oturmuş. Ha senin mesela şarkı yapma aşaman nedir? Nasıldır? Aklına bir melodi mi geliyor? Bir ritim mi geliyor önce? Yoksa bir his dediğimiz hani karanlık his veya mutlu his veya biraz daha dargın his hani hava gibi. Yağmurlu mu? Nasıl hissediyorsun? Nedir bu aşama? Yani rutin. Stüdyoma inerim. İşte enstrümanlarımı açarım. Devamlı kullandığım sesler var. Bir de hiç kullanmadığım sesler var. Mesela son dönemde hiç kullanmadım. Bu pandemi süreci boyunca nedir abi şu hiç kullanmadığım sesler? Hiçbir bir yere girmeyecek diye yeni bestelere mesela hiç kullanmadığım seslerden seçip yapmaya çalıştım. Elinin hep devamlı refleks olarak gittiği armonik yapılar da vardır. Tabii. Bunlar artık senin diyelim ki ben 22 yıldır, 25 yıldır bu armoniyi devamlı duyuyorum. Ama o gün o bir başka tınlıyor. Bugün onun besteye dönüşme günü. Yani o gün hissin geldiği gün. Yoksa normalde o günde gelip aslında dangız diye bir re basıyorsun. Aa diyorsun bu re. Güzel çaldık ama bir şey yok. Güle güle. Stüdyo kapandı. Ama o gün başka bir şey oluyor. Normalde rutin olarak duyduğum sesler, çaldığım, kullandığım sesler bana o gün normal gelirken o gün anormal geliyor. Ters çalışan biriyim. Söz yazmam önce ben hep her şeyi film müziği gibi düşünürüm. Şimdi illa şarkıyı sözle anlatmamalıyım. Müzikal olarak da ruhuna girmeliyim diye düşündüğüm için önce müziği yaparım. Ona sadece mırıldanırım. Sözleri yazma aşamasında da yapmış olduğum o film müziği olarak değerlendirdiğim şeyde kelimelerin nereye nasıl gireceğini tasarlarım. Yani o mırıldanmaların bir kısmı A ile biter, bir kısmı O ile biter, bir kısmı İ ile biter. Şimdi onun A ile biten bir cümle olması lazım. Oranın O ile biten bir cümle olması lazım. Oranın da İ ile biten bir cümle olması lazım. Aşağı o kadar zor ve ters çalışıyorum ki sinir bozucu. Onun için çok beste yapan biri değilim. Zor benim için beste yapmak. Sonra da işte o bestelediğim şeyin, melodinin üstüne o sözleri yazma aşaması geliyor ki o böyle kafayı yenen. Bu sihirli defter değil mi? Kafayı yenen aşama o. Neyle A ile bitecek? Bana duygusal olarak bu melodi neyi hatırlatıyor? Yani işte öfkeyi mi hatırlıyor, hüznümü hatırlatıyor, işte melankoliyi mi hatırlatıyor? Ona göre söz dağarcığımı seçeceğim. Bir de A ile O ile İ ile bitecek bölümleri olacak. Üstüne üstü. Saçma. Ama bazı şarkılarda başlıyorsun, bitiyor şarkı. Paranoya mesela öyle bir şarkı. Bana bir baktı. Sana bir şey soracağım. Çok samimi cevap vermeni rica ediyorum. İsmim orijinal. Bu şakayı yapıyorum. Adım gerçek. Dur ne soracağım. Biz buyuz. Bir şeyler yapalım mı beraber? Yapalım. Son dönem kaydettiğim şeylerden hazır bir kalıp açtım. Yani sana da uyarsa onun uyar. Üstünden. Tabii uyar. Senin bu programın ne bu arada kullandığın? Ben evde asit kullanıyorum.
Çok hızlı çünkü elim dediğim gibi 25-30 senedir bunu kullandığım için tabii bu devamlı yükseliyor şeyleri. Versiyonları. Kullandığım pluginler vesaire de buna uyumlu pozisyonda olduğum için hızlı bir şekilde ben bunu burada yapıyorum. Sonra ana olarak stüdyoya gittiğimde orada ya Pro Tools ya Logic üzerinde ana hikayeyi yapıyoruz. Mix'i bitiriyoruz. Bir dinle nasıl bir şey? Sözleri kapa istersen henüz çıkmadı hiç. Değil mi? Gitar kayıtlarımı da şöyle kapattım. Tabii çalarız. Aha. Mesela daha Mısır havası var bunda. Biraz Arabik Mısır. Yavaş yavaş aslında şarkıya giriyoruz. Şimdi girişi geçtik. Bu giriş, bu gelişme kısmı. Burası bizim daktilo dediğimiz kısım. Evet. Herkesin daktiloyu çaldı ya. Kafan da her şeyi dikte etmişsin. Tabii her şey belli. Her şeyin yeri belli. Öncelikle evde kayıt yaparken muhtemel hep genelde 120 BPM üzerinden başlıyorum parçaya. Bu kaç? 140 mı? 140 şu anda. Sebari yani, mi düşünüyorsun yoksa bayağı düz mü düşünüyorsun? Düz düşünüyorum. Peki. 120 ile başladı bu da. Hı hı. Şu anda 140'tayız. Nereye gider bilmiyorum. Mesela bir tanesi var 120 ile başladım şu an 185'te. Çünkü hep şu... Paraşütten sonra mı yazıyorsun sen? Adrenalin. Onu yazsam 240 yukları görmem lazım. Aynı zamanda bu hikayenin sahnede sunum hali var. Çok down olunca dinlerken okey olabiliyor ama sahnede çok düşüyorsunuz. Çünkü çok adrenalinli çalıyoruz. Ve bizim sahnede çaldığımız şeyler genel olarak hep ana kayıtlardan, albüm kayıtlarından hep daha BPM'li. Tabii. Aranjilere daha değişik. Armonik olarak şeyleri bile, tonları bile değişik. Çünkü burada söylediğim hal ben diyorum ki tamam bu ton bana okey ama sahneye bir gidiyorum pes. Yani çünkü adrenalin pompalanmışsın abi. Daha yükseğini söyleyebilirim diyorsun. Yani evdeki hesabın çarşı kısmına kesinlikle uyduğunu düşünmüyorum. Doğru diyorsun. Bunlar dinleti sound. Aslında ben şarkı, evde kaydedilen şarkı senin CV'in. Tabii ki. Şarkı böyle bir şey. Yani şarkı bunun gibi bir şey işte. Ama konserde bu ne olur? İnan ki bilmiyorum. Ben gitarımı bağırır mı? Tamam. Ben incak kadar yapayım. Evet. Biraz daha ses açabilirim. Anında çünkü kaydettim. Abi ben kaydettim. Peki bu sound'u nasıl buluyorsun? Var, iyi çok iyi geldi ya kulağıma. Başka bakalım mı? Bu arada yeni çıkan Pod Go. Hı-hı. Line 6'ın yaptığı. Pod ya. Pod eski o şu. Böbrek gibi. Böbrek. Kırmızı bordo vardı ya. Birçok. Evet evet. Renkli renkli. Evet. Bizim birçok arkadaşımız. Gürde falan hala var. Tabii tabii. Yerde bile durulur öyle. Böbreği. Abi böbreği ne düşünürsün? Hatta onun sonradan remote'u böyle ayakla kontrol edilir bir versiyonu da çıktı falan. Biliyorum yani. Neyse burada yeni çıkartmışlar. Bana Yamaha Türkiye yolladı. Ondan sonra ben de dedim şimdi Ayko ile buluşacağım bunu ona götüreyim en iyisi. Onunlayken kullanalım diye. Tabii sound. Bu arada da sound. Bence çok iyi. Yani şey gibi ya. Bayağı beton hiç gibi o, dijital şey yok, etkisi yok. Bana mesela çok gitar gibi gitar geldi. Çünkü ben zaten gitarları bile plastikleştirdiğim tabii, için. Biraz yapıyorsun ha. Değil mi? Yani bu bayağı gitardan ziyade aslında bayağı ciddi amp ve kabin hani önünde. Evet abi bayağı kabin sesi geliyor. Bu daha parlak. Bunu da yapalım. Bu daha istersen. İçeri girer ya. Hatta dubleli çalıyorum aha, değil mi? Bu daha parlak. Şu akord aletimi de takayım da tonda çalalım değil mi? Güzel çalıyor. Ah sizin otelleriniz. Ah yok. Ah sizin otelleriniz. Ah. Yok. Yeah.
olabilir bu. Üçüncü bir şey. Sen klavyecinin parmağıyla ben de bizim bütün ekip böyle zaten. Bütün her şey ya çevrilmiş ya enteresan yani. Gitara hiç oynayan armoni çıkıyor. Herkes böyle. Bam 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 yapayım. Birkaç tane bundan alalım. Bak şöyle yapalım mı? Bu yabani ya. Abi şu an elimizde ne diyeyim sana 3, 6, 8 tane riff var. Riff 16. Var, değil mi? 16. Onların en güzelinden bir böyle hop, ortaya. Şu synth giriyor. Pıçıyov. Pıçıyov diye. Çok iyi. Herif alırken çok böyle güzel. İlk notayı da pıçıyov diye alıyor. Deneyelim bakalım. Seviyoruz synth'ciyiz ya. Seviyoruz abi. Ben bile synth'ci değilim ama synth'le bütün aranjelerimi yaparken bayılıyorum. Yani. Biraz da tekno synth falan da seviyorum. Yani. Diva var mesela bu son zamanlarda bilir misin? Tekno synth ben daha böyle aslında trans goa triplerindeki şeyleri seviyorum. Tabii. Bir de dubstep'in baya darkness işleri var abi. Baya internette karanlık internet vardır ya, black internet, hani kimsenin girmediği şifreli falan. Evet, evet. Onun gibi bir dub yapısı da var. Hani hep böyle keyifli, eğlenceli, sportif, böyle dinlediğin zaman kabusun içerisine düşmüşsün gibi türler var abi. Onları bayağı karıştırıyorum. Kullanılan sesler ama çok bence en ağır death metal şeylerinden bile daha ağır, terbiyesiz tınlıyorlar yani. Güzel, öyle. Seviyoruz terbiyesiz. Terbiyesiz tınmayan müzik ya. Plastik dememin sebebi evet, o. Evet. Ne gitar müziği yapıyorum, ne synth müziğini yapıyorum. Evet. Her şey bir kendi karmaşa. Tam her şey bir karmaşa. Yani. Gitarist olsaydın kimin neler kaydedecektin de işte gitarist değilim abi. Olsun, herkes bana abi gitar, oğlum ben gitarist değilim ya. Kesin böyle şeyler çıkar. Ben çok hiç iyi. O ben hiç, ondan sonra ben... Bende çıkınca aynı şeyi böyle tınlıyor. Abi işte. Yalnız hepimizin hani sınırları diyebileceğim limitasyon deniyor ya hani ona. Mesela ben de iyi bir synthçi değilim ama güzel sesler bulmaya çalışıyorum. Ama çal desen çalamam. Fakat hepimizin bu imkan ve imkansızlıkları bizi başka bir yerde evet, güçlendiriyor. Aynen aynen. Tabii onu ne yapıyoruz? Başka bir şeye çevirip kullanılır hale, kendin evet, için kullanılır hale getireceksin. Hikaye bu. Ulan şu tonları biz 90'larda bulalım diye IQ'muzu yitiriyorduk ya. Tabii canım. Çünkü yıl yani fix gitaristin pozisyonu evet, işte evet, konser. Ana. Ana. Ana ana geliyor. Tabii tabii. Birazcık alt monitör azalt. Abi bu şu şu ya. Ömrümüzü yedi şu. Şu var abi bak. Evet. Allah'tan şu dijitaller çıktı, o kalktı. Orada Deniz bir ekoldü mesela, Kurban'ın Deniz. Ya. O bir ekoldü. İlla seyirciye böyle akorde derdi ya. Evet. Yani ana 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 ana. Deniz evet. Ne güzel çalardı değil mi o da? Benim yani, de hoşuma gitti. Ben de gerçek gitar sesi duydum. Şimdi ben de neçede aylardır aromalı gitar sesiyle takılıyordum ama yani şey gerçekten tonu falan çok beğendim. Çok arabik solo giriyor. Üstüne hayvan gibi. Yürür ya. Galiba bir veda vakti. Biz bence program bayağı şey yaptık. Kendi derdimize düştük gibi oldu. Sevgili Hayko. Birden programa dönelim. Tabii. Merhaba.
Biz unuttuk, kusura bakmayın. Abi beni kabul ettin. Estağfurullah. O zamanda özeline, evine, stüdyona kabul ettin. Çok teşekkür ediyorum. Ama bir nebzede aslında çok merak ediyordum. Sen nasıl çalışıyorsun? Çünkü tabii yıllar evvel tanışmış olsak da bu yıllar içerisinde hani bir çalışma imkanımız olmadığından ötürü. Öncelikle olarak benim programımda olmayı kabul ettin. Bu kadar... Senin güzel. İyi ki yakınmışsın da. Evet, çok yani. Ben de Ege'deydim bu yakında. Umarım bu anlattıkların, bu tavsiyelerin gençlere, hayranlarına, müzik sempatisi besleyen herkese ışık olur. İnşallah. Yol olur. Doğru şeyleri kendilerine alsınlar, doğru kullansınlar. Evet. Herkes bir şey anlatır ama. Herkesten bir şeyler alıp kendilerine oluşturmaları. Evet. Ama bu müthiş bir vesile oldu. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Şuraya bakalım. Bugünkü şahane konuğum tabii ki hepimizin hasta olduğu, yakından tanıdığı sevgili Hayko Cepkin'di. Ben Can Şengün. Bir başka The Producer'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Yes sir. Bak bastım. Re abi. Ah.